Ben bakıyorum. Hoş geldin. Ne haber Meltem? İyi. Aynı. Sen? Vallahi ben hiç iyi değilim. Gün almışsınız, bir ay sonra boşanıyormuşsunuz. Ay, Gönülcüğüm bu yeni bir şey değil ki. Biz zaten uzun zamandır söylüyoruz size boşanacağımızı. Hiç iyi yapmıyorsunuz, çok acele ediyorsunuz Meltem. Ay, abartma ne olur Gönül. Abartmıyorum. Olacak iş mi canım bu şimdi? Bak ne diyeceğim. Bugün işe gitmeyeceksen eğer çok güzel bir fikrim var. Ben artık işe gitmiyorum ki. Niye? İstifa ettim. İstifa mı ettin? Ama niye? İstifa mı ettiniz? Meltem sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Ne demek istifa ettim? Gönülcüğüm kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum. Bunun için de hiçbir yerle bağımın kalmaması lazımdı. İstifa ettim. Boşanmak, evi satmak, işten istifa etmek. Yani bunlar hepsi çok büyük değişiklikler Meltem. Hepsine birden adapte olabilecek misin? Yani zor iş. Kırılmalar yavaş yavaş olunca daha çok acıtıyor. Bırak bir kere de olsun bitsin. Yok yok, hiç iyi etmedi bu kadın. Hiç. Emine, sen bize biraz müsaade eder misin canım? Tabii Gönül Hanım. Teşekkürler. Ama ben senin her zaman yanındayım biliyorsun değil mi? Hı? Meltem, bak bugüne kadar biz birbirimizden hiçbir şey saklamadık. İyi haberleri de kötü haberleri de ilk birbirimize söyledik biliyorsun. Ve hep destek olduk. Ama bu işin altında başka bir şey var. Meltem senin kesin benden sakladığın bir şey var. Nasıl böyle bir karar aldın? Hele senin gibi bir insan böyle çabuk çabuk kararlar almaz. Hay daha 2 gün önce Haluk'u çok özledim demiyor muydun? Ha? Söylesene Meltem. Haluk'un hayatında başka biri var. Yok canım. Olmaz öyle şey canım. Haluk yapmaz öyle bir şey. İşte yapmış. Ay yok ben inanmam öyle bir şeye Meltem. Gözlerimle gördüm. Ay nerede gördün? Otelde. Hani o gün sürpriz yapacaktım, gidecektim ya. Evet. Sana gitmedim evet, dedim. Evet. Gittim ve onları gördüm. Kimleri gördün? Haluk ve yanındakini. Kim yanındaki ya? Ne oluyor? Aa. Ne bileyim ben. Bir tane kadınla oturuyordu. Ay. Çok sevimsiz. Ne yaptı peki seni görünce? Görmedi ki beni. Görmedi mi? Hemen uzaklaştım oradan. Görmedi beni. Zaten önemli de değil. Yani sonuçta ona ayrılalım diyen, onu evden gönderen benim. Yani tabii ki farklı bir hayat yaşamak istiyorsa yaşayacak. Ben kızamam. Karışamam. Onun hayatı. Ah Haluk ah. Ah o kadar sinirlendim ki yani şimdi. Mahvedeceğim ben bu Haluk'u. Ay sinirlenme Gönül. Ay çok sinirlendim ama. Söz ver bak ne olursun söylemeyeceksin. Tamam şimdi söylemeyeceğim tamam söz verdim ama ben sonra ona yapacağımı biliyorum Meltem. Tamam. Ya bu kadar kızmaya hakkımız yok ki yani. Var. Hayır. Var. Tamam biz ayrılıyoruz bu iş bir an önce bitsin herkes kendi yoluna gitsin. Onun da kendi istediği hayatı yaşamaya hakkı var. Aynı benim yaşamak istediğim gibi. Peki tamam hadi boşandın. Niye evi satıyorsun niye işinden ayrıldın ha? Çünkü yeni bir hayat istiyorum. Buralardan gitmek istiyorum. E biz ne yapacağız sensiz? Tamam biz gene birbirimizi görürüz Gönülcüğüm. Bak Meltem benim bir fikrim var ama lütfen hemen itiraz etme. Neymiş? Sen biliyorum bir psikoloğa gidiyorsun ama ben yeni bir psikolog buldum. Çok yeni bir sistem. Giden her arkadaşım çok memnun. Yok ben istemiyorum. Zaten artık ihtiyacım yok yani ben benimkini de bıraktım. Sağ ol. Ama bu öyle bir şey değil. Çok değişik bir sistem. Beni dinle lütfen. Lütfen git Meltemciğim. Tamam bir ara giderim. Bir ara değil. Şimdi gidiyor. Hemen alıyorum randevuyu. Bugün git. Aa ne bu acele? Meltemciğim
Senin bu süreçte yalnız olman olmaz. Mutlaka destek alman lazım. Beni dinle, lütfen git. Ha, tamam, tamam. Ama yani ben ne olur birazcık bana bir zaman ver. Ben bir düşüneyim, sana söylerim, tamam mı? Ya sen de biliyorsun ki zaten isteyerek gitmezsen bana bir faydası olmayacak. Tamam, doğru söylüyorsun da. Ama lütfen git, oldu mu? Efendim Murat Bey. Tabii tabii, evdeyim. Gelebilirler, buyursunlar. Sağ olun. Yine birileri geliyor. Hı. Eve bakmaya geliyorlar. Duydukça, düşündükçe sinirim tepeme çıkıyor ya. Bak söz verdin. E tamam, söz verdim. Bir söylemeyeceksin Alo. Görmedi o beni. Haluk daha 2 gün önce senin yanına gelmeye kalktı Meltem. Sonra da vazgeçti. Yani Meltem tarafına bir pişmanlık seziyoruz. Yani mutlaka bu işten sıkıldı, üzüldü, bir pişmanlığı var. Bak sana yani en yakın dostum olarak, en yakın arkadaşım olarak söylüyorum. Ne olursun yani bak kız bir adım atmaya çalışıyor. Bir türlü beceremiyor, sen bir adım at. Rica ediyorum, ne olursun ya. Ya atma Haluk'cum ya, daha kaç adım atacaksın? Sen attın atacağın adımları ya. Belli ki Meltem Hanım gemileri yakmış. Madem gemileri yakmış, biz de tekne alırız bir tane. Sana da bir tane kaptan ehliyeti alırız. Ege'ye, Akdeniz'e yazın akarız. Orada gündüzleri plajda hava atarız, akşamları da balık tutarız. Ha? Sen kaptan olursun, ben Miço. Duna'dan da yazgara fileto. Bana bak Miço kılıklı adam. Sen ne istiyorsun bu evlilikten ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Sana soruyorum. Onların gayet güzel, gayet mutlu bir evliliği var. Birbirlerini çok seviyorlar. Sen ne istiyorsun ya bu evlilikten? Sen onların birbirlerini ne kadar sevdiklerini bilmiyorsun. Neden? 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 Düşün bir. Çünkü sen daha yeni girdin hayatlarına. Onların hayatlarına biz varız. Ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Birdenbire sivilce gibi çıktın. Pis, irinle bir sivilce gibisin ya. Sivilce? Sivilce gibi çıkmadım. Ben az solist gibi çıktım Haluk'un hayatında sahneye. Ben geldim, hepinizin pabucu dama atıldı. Kıskanıyorsun. Ya tamam, bir sakin olun. Tuna. Bunun böyle olmasını ben istemedim. Meltem istedi. Ben de onun isteğine saygı gösteriyorum. Bu iş bitti. Meltem arıyor. Lütfen açar mısın? Çok rica ediyorum. Lütfen açar mısın? Telefonu cevap verir misin Haluk? Ne diyorsun oğlum sen? Tabii ki açacağım. Küs değilim ki. Efendim? Haluk merhaba, rahatsız ediyorum, kusura bakma. Yok, önemli değil. Eğer senin için de uygunsa ben bu evi satışa çıkarmaya karar verdim. Gelirini de Duygu ile Emre'ye paylaştırırız. Meltem, o ev senin, istediğini yapabilirsin. Bugün birkaç kişi görmeye gelecek, istersen gel sen de konuş. Gerek yok. Senin onaylaman yeterli. Peki, sen bilirsin, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dedi? Benim onaylamam yeterliymiş, onun gelmesine gerek yokmuş. Tabii ki öyle diyecek. Ne yapacak yani, satma mı diyecek? Bu ev senin değil mi? Sana bırakmadı mı? İster satarsın, ister satmazsın. Ki bence satmamalısın. Ayrıca Haluk gitsin buralardan. Haluk ülkeyi terk etsin bence. Sen niye keyfini bozuyorsun ki, anlamadım yani. Tamam Gönülcüm, hadi boş ver. Emine! Efendim Meltem Hanım. Emine, bir içerilere bakar mısın? Her yer derli toplu olsun, eve bakmaya gelecekler. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.